Günaydın. Haber Kritik'le yeniden birlikteyiz. Bugün yerel yönetimlerle ilgili yapılan yasal çalışmaları konuşmaya çalışacağız. Ama sadece hükümet kanadı değil, muhalefetin de bu konudaki düşüncelerinin ne olduğunu ve gelinen aşamanın ADOK komitede hangi durumda olduğunu öğrenmeye çalışacağız. Bu sabah bizimle birlikte Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili ve Ulusal Birlik Partisi iki milletvekili bizimle birlikte. Ulusal Birlik Partisi milletvekili Emrah Yeşilırmağ'dan, Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili Devrim Barçın stüdyomuzda konuk. Kendisleriyle konuşacağız. Bugün formatımızda biraz değişiklik yaptık. Konuklarımızı stüdyoya olduk. Daha detaylı ve daha düzgün bir şekilde iletişim kurabilme noktasında böyle bir açılıma gittik. Yayınımıza hoş geldiniz. Fazla söze gerek yok. Hemen günaydın diyelim konuklarımıza. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Şimdi süremiz elbette önemli ve bu süre zarfında da gelinen durumu ortaya koymak için bir takım sorularımla konuyu netleştirmeye çalışalım. Bir ADOK komite kuruldu ve çalışıyorsunuz ADOK komitede. Dün seçim ve halk oylaması, yerel seçimlerle ilgili bir tarih ama onunla ilgili ne yazık ki eylemde ekme sayıya gelmemeyi dolayısıyla stenografların yine meclis çalışmalarına ara verdi. Şimdi bu yasa, seçim ve halk oylaması yasası önümüzdeki günlerde son toplantı sanırım. Pazartesi, salı mecliste bir toplantı. Son artık meclis tatile girecek. Doğru. Öncelikle onu sorayım. Ne zaman bu yasayı geçirecek? Tarihle ilgili, seçim tarihiyle ilgili. Yani perşembe günü olağanüstü toplantıya çağrıldı. Genel kurul toplantısı perşembe günü. Perşembe günü geçirilmesi düşünülüyor. Perşembe günü muhtemelen geçer ve Cumhurbaşkanlığına gönderir ve resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer. Peki paralelinde şimdi çalışmaya bakalım. ADOK komitedeki çalışmalar seçime kadar çalışmaları tamamlayabilir misiniz? Nedir tablo şu an komite başkanı olarak da? Şimdi tabii ADOK komite burada belediye reform bağlamında kurulan bir komite değil. ADOK komite daha çok hükümetimizin getirmiş olduğu, idari komiteye getirmiş olduğu belediyelerin birleştirilmesine ilişkin özel yasa tasarısını görüşmek, bunlarla ilgili kriterleri belirlemek, bilimsel veriler çerçevesinde ve paydaşları da bir araya getirerek kriterlerin tekrardan oluşturulmasına imkan sağlamak, zemin sağlamak için oluşturulan özel bir komite. Siyasi parti başkanlarının ortak uzlaşısıyla kurulan bir komite. Bu komitede biz komite üyelerimizle birlikte paydaşlarımızdan aldığımız görüşlerle bir rapor hazırlayacağız. Ve bu hazırlayacağımız raporu da danışma kuruluna sunarak orada parti başkanlarının görüşüne getireceğiz. Ve bu getireceğimiz görüşler doğrultusunda da siyasi parti başkanları oturup bir karar verecek. Ya bu yasalar, yani gündemde olan 51-95 belediye değişik yasa tasarısı, belediyenin birleştirilmesine ilişkin yasa tasarısı, mahalli, idare ve bölümler yasası, işte fasıl 96'daki yollar ve binalar yasasındaki değişiklik ve benzeri diğer yetki ve sorumluluklarla ilgili yasaların ADOK komitede görüşülüp görüşülmeyeceğine siyasi parti başkanları danışmada oturup bir karar verecekler. Ya biz komite üyelerimizle birlikte bu yasaları çok hızlı bir şekilde yapıp Kasım ayına yetiştireceğiz ya da bir şekilde eğer uzlaşı olmazsa idari komitede biz hükümet olarak gereken neyse orada yapacağız yani. Gereken neyse orada yapacağız diyor Sayın Barçın. Tabii çoğunluk var. Hükümet kanadının çoğunluğu var. İdari İşler Komitesi'nde tabii ki teknik olarak istediklerini arkadaşlar yapabilir. Ama bizim bu konudaki duruşumuz net. Daha önce ortaya koyduğumuz tavır da net. Biz bir sorun yaratan taraf olmak istemiyoruz. Çünkü biz belediyelerde bir reformun gerçekliğine ve olması gerektiğine inanıyoruz. Ancak belediyelerde reformun amacı nedir? Biraz önce bunu tanımlamak gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi reform niye yapılır? Sürdürülebilir bir kalkınma için, değil mi? Dolayısıyla bu sürdürülebilir kalkınma noktasında da az önce Sayın Emrah Yeşilırmağ'ın da ifade ettiği gibi biz önümüze gelen idari, aynı zamanda İdari İşler Komitesi'nde de evet, bir fiil çalışan iki milletvekiliyiz. Yani oranın da üyesiyiz esas yasanın görüşüldüğü noktada. Bizim oradaki tavrımız da netti. Biz belediyelerde sürdürülebilir bir kalkınma için reformun gerçekliğine ve olması gerektiğine inanıyoruz. Ama bunun bilimsel kriterler çerçevesinde bir reform yapılması gerektiğini ortaya koyuyoruz. Yani çağla kalem bir sadece salt sayı üzerinden veya sadece belediyelerin şu andaki mali pozisyonları üzerinden değil, bilimsel temelleri ortaya koyan bir yerden bir belediye reformuna inanıyoruz.
sayı tartışmadan öncelikle bu kriterlerin neler olması gerektiğini ortaya koymak adına tüm parti temsilcilerinden birer tane milletvekilinin olduğu ATOK komite oluşmuştur. Bu ATOK komiteye biz değer veriyoruz. Çünkü ATOK komitenin şu anda yaptığı çalışmalarda ilgili paydaşları dinleme fırsatı bulduk. İşte Cuma günü belediye başkanlarını da bu konuda çağıracağız. Ve biz ATOK komitede bu belediyeler reformu noktasında hangi kriterlerin dikkate alınması gerektiği, hangi alanlarda reforma ihtiyaç duyulduğunu bir yazılı metin haline ortaya koyup Sayın Emrah Yeşilirman da ifade ettiği gibi biz parti başkanlarına bunu sunacağız ve bu çerçevede de mevcut yasa tasarıları üzerinden ne yapılacağına her siyasi parti oturup kendisi karar verecek. Şimdi bilimsel kriterler, bu çalışmanızda bilimsel kriterler var mı şu an masada Sayın Başkanım? Yani zaten siyasi partiler kendi görüşlerini ortaya koymuştu kriter bağlamında. Şu an yapmış olduğumuz çalışmada devrim arkadaşım da bana katılacaktır. Ciddi anlamda bizim ortaya yani siyasi partilerin sonuçta siyasi partiler uzun yıllardır bu devletin kuruluşundan beri siyasetin içerisinde olan ve kurumsallaşmış yapılardır. Dolayısıyla bu kurumsallaşmış yapılar içerisinde yerel yönetimler konusunda gerçekten ciddi deneyimlere sahip oldu siyasi partiler. Dolayısıyla kriter noktasında çağırmış olduğunuz paydaşların görüşleri tabii ki çok çok önemli ama bize tam anlamıyla bilimsel kriter bağlamında bu da farklı bir kriterdir dediğimiz kriter henüz daha duymadık. Ama yapmış olduğumuz çalışmaların verimli olduğunu komite üyelerimizle birlikte değerlendiriyoruz. Özellikle şehir plancıları ve şehir plancıları odası ve şehir planlama dairesinin bizlere yapmış olduğu sunumda özellikle yerel yönetimler reformu yapılırken ülkesel fiziki planda dikkate alınması gerektiğini, insanların hizmetlere ulaşırken zorluk yaşamaması ve bununla birlikte de tabii orada yapılan çalışmalar içerisinde diğer görüşleri de aldık biz. Çok farklılıklar yok. Yani ortaya konulan kriterler bağlamında çok farklılıklar yok. Zaten dünyaya baktığımız zaman yapılan yerel yönetimler reformuna ciddi anlamda ortak yani kabul edilen en önemli kriterlerden bir tanesi nüfus kriteri. Bu en çok kabul edilen kriter. Bununla birlikte diğer kriter yüz ölçüm kriteri ve bununla birlikte de mesafe kriteri en çok kabul edilen kriterler. Diğer kriterler zaten tarihi kriter, sosyal kriterler, diğer işte onun dışında belediyenin yapıları, işte oradaki ekonomik etken çarpanları, işte oradaki tarihi diğer kriterler, onlar ayrı kriterler. Dediğim gibi bizim hükümet olarak şu an 28 belediyenin yapılarının sürdürülemez olduğunu zaten uzun yıllardır ortaya koyuyoruz biz ve söylüyoruz da. Cumhuriyetçi Türk Partisi ve diğer Halkın Partisi siyasi partilerinin parti programlarına baktığımızda da 2013'te ben kısa bir araştırma yaptım. 2013, 2015, 2018 parti programlarına baktığımda zaten yerel yönetimler reformunun sürekli olarak uzun yıllardır konuşulduğunu ve yapılması gerektiğini ve işte 51-95 belediye değişiklik yasasının günümüz koşullarına göre güncellenmesi, revize edilmesi gerektiğini, belediye reformunun yapılması gerektiğini, işte Güngör Katı tesisine geçilmesi, belediyenin özgürlüğünün arttırılması, mali yapıların arttırılması, idari kapasitelerin arttırılması, bunlar hem hükümet programlarında hem parti programlarında yer alan şeyler, hedefler aslında. Ama bu ne yazık ki hiçbir siyasi parti, buna Ulusal Birlik Partisi'ne dahil ediyorum maalesef, bu hedefleri hayata geçirememiş. En ilginç olanı Cumhuriyetçi Türk Partisi, Ulusal Birlik Partisi döneminde 2015 yılında ortaya konulan paylaşımlı hizmet modeli ki bence en önemli modellerden bir tanesi. O dönem sanırım Tebörüken Bey'di İçişleri Bakanı, tam hatırlamıyorum ama Tebörüken Bey döneminde yapılan bir çalışma var. Yani Güney mesela ya da paylaşımlı pilot hizmet, evet, pilot bölge seçilmişti ve paylaşımlı hizmet modeli hem Güney mesela hem Kuzey mesela da çalışıldıydı ve bu çalışma sadece çöp hizmetleri üzerinde yapılmıştı. Şimdi bizim burada ortaya koymuş olduğumuz en önemli motivasyon unsuru aslında ölçek ekonomisi. Yani
belediyenin birleştirilmesiyle birlikte en önemli motivasyonun aslında belediyenin birleştirilmesiyle birlikte Ölçek ekonomisine çok ciddi katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Çünkü nüfusların birleştirilmesiyle birlikte maliyetlerin aşağı düşeceğini ve hizmet üretim maliyetlerinin aşağı düşeceğini ve sabit maliyetlerin daha büyük birimlere yayılacağını düşünüyoruz. Çünkü birçok belediyenin sabit maliyetleri var. Belediyenin birleşmesiyle sabit maliyetlerin aşağı düşeceğini düşünüyoruz. İşte küçük birimlerde tekrarlanan örgütlemeden kaynaklı israfın ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Yani biz buna duplication yani mükerrer örgütlenme diyoruz. Vatandaşlarımızın anlayacağı şekilde söylersek aynı coğrafya içerisinde birden fazla kamu otoritesinin yer almasından bahsediyoruz. Ki 2015 yılında yapılan çalışmada mesele bölgesindeki paylaşımlı hizmet modelinin çalışılırken işte bu duplication dediğimiz mükerrer örgütlenme benzer aynı coğrafya içerisinde aynı kamu otoritelerin benzer işleri, benzer sorumluluklar, benzer görevleri yapması. Örneğin çöp hizmetini Meseryan'ın güneyindeki 5 belediye aynı anda yapıyor. Biz buna mükerrer örgütleme yani duplication diyoruz. Dolayısıyla biz bu duplication'ları ortadan kaldırmak için bu belediyelerin birleştirilmesine ihtiyaç duyuyoruz. Dolayısıyla bu birleştirmeyle birlikte belediyede kurumsallaşmanın ve uzmanlaşmanın sağlanacağını ve bununla birlikte daha gerçekçi, daha öngörülebilir planlar ortaya çıkabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla biz... Bu yüzden önem veriyorsunuz. Biz bu yüzden önem veriyoruz. Çünkü şu andaki belediyelerin mevcut yapıları aslında uluslararası düzeye baktığınızda işte temelde işlevsiz ya da uluslararası düzeyde değil yani şu anda verdiği hizmetler ve çok aslında temel hizmetlerin dışında mevcut yapıları çok sıkıntılı. Hem mali yapıları hem idari yapıları sıkıntılı. Peki. Şimdi Cumhuriyetçi Türk Partisi de tabii reform diyor. Yani söylediğiniz, vurguluyorsunuz. Reforma önem veriyoruz. Ama sizin bu çalışmada ortaya koyduğunuz ve endişe duyduğunuz noktalar nedir CTP olarak? Yani komitenin de içerisinde çalışan bir milletvekili üyesi olarak düşünceniz nedir? Yani seçime kadar da yetişebilir mi? Yoksa çok aceleye, çünkü daha önce kısa bir sürede aceleye geleceğiyle ilgili demokratik katılımcılığın olmadığını vurgulamıştınız. Şimdi şunu ifade edeyim. Tabii biz komitede şu anda paydaşların görüşlerini alma noktasındayız. Ama bizim Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak bu konudaki duruşumuz nettir. Bu işin tüm dünyada olduğu gibi bir reform olacaksa bir geçiş süreci öngörülerek olması gerektiğini savunuyoruz. Yani uzlaşılsa bile az sonra ifade edeceğim hususlar Kasım ayında yapılacak olan bir seçimle birlikte yürürlüğe girmesinin gerek mali gerekse yönetsel anlamda sıkıntı yaratacağını, dolayısıyla az önce de ifade ettiğim gibi tüm dünyada olduğu gibi bir geçiş süreci öngörülerek bunun yapılması ve bu geçiş sürecinde de belediyelerin kendi kafasına buyruk hareket etmesinin önleneceği bir yasal düzenlemeyle geçilmesini öngörüyoruz. Bir kere sayı tartışmadan önce şunu ortaya koymak lazım Pembe Hanım. Şimdi bizim bir imar planı yasamız var. Bu imar planı yasamız bizim çok net bir şekilde ülkesel fizik planının yapılmasını öngörüyor. Ve ilk kez 7 Haziran 2015 tarihinde yine bizim hükümette olduğumuz dönemde Bakanlar Kurulu'nda onaylanan bir ülkesel fizik planı var. Şimdi tabii vatandaşlarımız diyecektir ki haklı olarak bu ülkesel fizik planı nedir? Ülkesel fizik planı yasal mevzuat gereği yapılması zorunlu olan bir plan olup ülke toprağının ve kaynaklarının planlı bir gelişme ortamı için şehir planlama dairesi temelinde hazırlanan bir plandır. Şimdi bu ülkesel fizik planı temelinde baktığımızda bize şehirleşme noktasında bazı kriterler ortaya koyuyor. Az önce Emre arkadaşın da ifade ettiği gibi biz bu kriterlerin sadece biri veya ikisinin değil hepsinin bütünlüklü dikkate alması gerektiğini düşünüyoruz. Bunlar da nelerdir? İzninizden çok kısa ifade edeyim. Nüfus, demografik ve sosyal yapı, altyapının ve hizmetlerin türü ve çeşitliliği, coğrafya, topografya, hizmetlere ulaşım mesafesi ve süresi, insan yapısı, kendi kendine yeter ekonomi, sosyal ve çevresel yapı, yerleşim kimliği ve aidiyet duygusu. Dolayısıyla bu temelde hazırlanan bizim bir ülkesel fizik planımız var. Bu ülkesel fizik planı temelinde de şunu net ortaya koyalım. Bu bir plan ve yasallaşmış bir plan. Yani yürürlükte olan
bir yerleşim hiyerarşisi kullanılıyor. Hı hı. Bu yerleşim hiyerarşisinde işte ülkenin ana hizmet merkezi, bölgesel ana hizmet merkezi, orta ölçek yerel hizmet merkezi ve alt ölçek yerel hizmet merkezi olmak üzere az önce söylediğim kriterler çerçevesinde hem ekonomik hem hizmet kalitesi bakımından bir ülkesel fizik planı ortaya çıktı. Şimdi mesela hiçbir şeyi tartışmasak bile bu ülkesel fizik planı temelinde baktığımızda ki bunu şehir planlama dairesi de geldiğinde müdürü bize ifade etti hem aynı zamanda dernekleri de merkezim yerleşim noktasında yerleşim adetini şu anda 28 belediye var mesela 21 belediye olarak öngörülüyor. Dolayısıyla bizim ortaya koyduğumuz nokta şu anda daha doğrusu dikkate alma zorunluluğumuz olan bir şeydir. Çünkü imar yasasına göre yasallaşmış ve mevzuat olarak yürürlükte olan bir ülkesel fizik planı var. Bu temelde hareket eden bir yerden kriterleri belirleyip tavrımızı ortaya koymamız gerektiğini biz ifade ediyoruz. Ve bu çerçevede de baktığımızda az önce de ifade ettiğim gibi ulusal ülkesel fizik planında 21 tane hizmet merkezi öngörülmektedir. Ama işte komitede tabii ki dinleme aşaması geçtikten sonra maalesef biz hala da hükümet tarafından mesela şu soruların cevabını alamadık. Mesela belediyelerin bankalara borcu ne kadar? Sosyal sigortalara ihtiyaç sandığına elektrik kurumuna borcu ne kadar? Belediyede personel ve cari harcamalar dışında yatırımlar için ne kadar kaynak ayrılıyor? Belediyenin bütçesinin yüzde kaçı devlet katkısından oluşuyor, yüzde kaçı kendi yerel gelirlerinden oluşuyor? Belediyelerin hizmet araçları kendi kendine yetiyor mu, kaç araçları var? Şimdi bunlar neden önemli? Siz belediyelerin birleştirilmesini tartışacağınız bir noktada vatandaşa hizmetin sunulma kalitesinde bir düşüş yaratmamak adına örneğin çok borçlu bir yapıya mali olarak güçlü bir yapıyı eklemlenmeyi eğer konuşacaksak bugün isim vermeden bunu ifade ediyorum. Bizim bu soruların cevaplarını resmi olarak elde etmemiz gerekir. Maalesef bu komite değil ama İdari İşler Komitesi'ndeyken bize verilen veriler maalesef güncel değildi. Dolayısıyla biz bunların güncel verilerini Emre arkadaşla birlikte Maliye'den de talep ettik. Takipçisi olacağız. Maalesef hala daha gelmedi. O yüzden gecikmiyor mu o zaman çalışmalar? Gecikiyor. Maliye Bakanlığı'nın şu anda buradan da sizin aracılığınızla çağrı yapalım. Biz gerek komite başkanı gerek başkan yardımcısı ve diğer komite üyeleri bizim bu soruların cevaplarını bilmemiz gerekiyor. Bir kriter ortaya koyarken dolayısıyla yani ben birleşecek olan bir belediyenin İki belediye birleşecekse örneğin ben mali yapılarının birleştiğinde ne boyuta geleceğini, bir mali olarak güçlü olan bir yapıyı, güçsüz olan bir yapıya eklemlendirdiğim zaman belki de o güçlü yapıyı da kavredemeyecek bir noktaya gelirsek ileride maaş olsun, sigorta ihtiyaç sandığı olsun ne boyuta geleceğini mali olarak çalışmasını yapabilmemiz için bizim bu verilere ihtiyacımız var. Yani yarın işte bir bölgede çöp araçlarıyla atıyorum 4 tane araca gerek olmadığı, bir araçla orada 4 belediyenin birleşmesinin oranın çöp ihtiyacının toplanabileceğini ortaya koyabilmemiz için bizim bu bilimsel verilere ihtiyacımız var. Bir zaman alıyor bu, alacaktır da. O yüzden Cumhuriyetçi Türk Partisi alelacele değil, kriterleri bu sorduğumuz soruların cevaplarını alarak ortaya koyalım. Yasayı da yapacaksak yapalım. Ve anayasanın uygun gördüğü çerçevede zamanında seçim yapalım ve bir geçiş süreci koyarak bu belediyeler reformunu ortaya koyalım diyoruz. Sıcak bakıyor mu Ulusal Birlik Partisi geçiş sürecine? Şimdi şöyle, geçiş döneminin çok daha önce yapılması gerekirdi. Geçiş döneminden kasıt da nedir? Bunun açılması gerekir. Yani bir geçiş dönemi olacaksa bile belediye birleştirilmesinde alakalı. Geçiş döneminin modeli ne olacak? Yani paylaşımlı hizmet modeli mi, büyükşehir modeli mi yoksa belediyelerin sadece birleştirilmesi mi? Yani burada birleştirmeden bahsediyorsak geçiş döneminde bu olabilir. Ancak eğer hizmetlerin paylaştırılması ya da tekrardan yasal mevzuatlara değişikliğe gidilerek bunun yapılması noktasında çok iyi çalışılması, çok iyi kurgulanması gerekir. Yani şu anki mevcut 51.95'in içerisinde bir düzenleme yapılarak işte oradaki meclis üyelerinin görev yetkilerinin ne olacağı, paylaşımlı hizmet modeline geçtiğinde ne olacağı noktasında ciddi sıkıntılar yaşanabilir. Dolayısıyla ben geçiş dönemine katılmıyorum. Geçiş dönemi yapılacaksa bile
bir mutabakat çerçevesinde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Geçiş dönemi yapılacaksa bile mevcut yapıların bir şekilde birleştirilerek gidilmesi gerektiğini, mevcut yapılarında belirli bir dönem korunması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu haliyle 51-95'te biz geçiş dönemi yaşayacaksak, kamu otoritelerinin, yani oradaki 28 kamu otoritesini belirli bir süre korumamız gerekir ki devrim arkadaşımızın söylediği bazı sıkıntıları yaşamayalım. İdari komitede biz zaten orada belediyelerin borçlarıyla alakalı gerekli çalışmaları zaten biz orada siyasi partilere İçişleri Bakanlığı tarafı verdi diye biliyorum. 28 belediyenin şu an toplam borç stoku yaklaşık olarak 650 milyon, 132 milyon banka borcu var. Ama saymak için güncellenmedi falan demiştim. Yok, güncel alındıydı. Ancak bazı yerlerde işte Kıptekin ya da piyasaya olan borçları noktasında sıkıntıları var. Şimdi belediyelerin esas sıkıntılarından bir tanesi de mali yapılarının dışında idari anlamda bir herhangi bir yaptırımın olmaması denetleme noktasında ciddi sıkıntılar yaşamakta. Yani hem İçişleri Bakanlığı ciddi sıkıntı yaşamakta. Örneğin siz belediyelere sorduğunuzda güncel piyasa borçlarınız nedir İçişleri Bakanlığı olarak? Yani bize lütfen bunu gönderin dediğinizde, belediyeler bunu göndermediğinde İçişleri Bakanlığı'nın ya da yerel yönetimler dairesinin yapabileceği hiçbir şey yok. Herhangi bir yaptırımı da yok. Olmaması da doğal, çünkü özel yapılarına müdahale etmeleri doğru değil. Ancak bu bilgilerin tam anlamıyla doğruluğunun sağlanabilmesi için belediyelerin bu bilgileri İçişleri Bakanlığı'na ya da Maliye Bakanlığı'na bir şekilde iletmesi gerekir. Ha, sosyal sigorta ihtiyaç sandığı bilgileri güncel 446 milyon 456.415 kurum borçları var. Bunlar sabit, bunlarda herhangi bir sapma yok. Bunlar net rakamlar. Banka borçlarında da bir sıkıntı yok. Bunlar da net rakamlar. Çünkü Merkez Bankası'ndan da, bankalardan da bu rakamları alabilirsiniz. Ama orada Kıptek borçları ve diğer piyasa borçları noktasında maalesef noksanlıklar var. Personel kaynağı ve ekipman kaynağı noktasında da bilgi kirliliği var. Yani siz belediyeye yazdığınızda bize lütfen ekipmanlarınızı gönderin. Sizin elinizde kaç çöp kamyonu, kaç çekirge, kaç işte dozer, şiro, araç kaynağınız var, bize gönderin dediğinizde eksik gönderebiliyorlar. Yani oradaki personeller maalesef bunu eksik gönderebiliyor. Önemli olan burada, tekrar söylüyorum, bu birleştirme yapılırken, bu belediyelerin yapıları birleştirilirken nasıl ve ne şekilde yapılacağıdır. Yani biz belediyelerin şu anda, ki bu arada komiteye katılan tüm paydaşlar da şu anda kesinlikle yerel yönetim reformunun yapılması gerektiğini savunuyorlar. Nasıl yapılacağı tartışılıyor. Ama yerel yönetimler reformunun yapılması gerektiğini tüm paydaşlar da bize iletti. Mesela plancılar odası yapmış olduğu çalışmalarda mesela belediyeler arası işbirliğinin olması gerektiğini söylüyor. Yani paylaşımlı hizmet modelini savunuyor mesela plancılar odası. Bununla birlikte mekansal dağılım ve örgütlenmelerin çok iyi planlanması gerekiyor. O da devrim arkadaşımızın söylediği, şu anda plancılar odasının bizlere yapmış olduğu o ülkesel fiziki plan üzerindeki 22 yerleşim atenti vardı değil mi? 21 yerleşim, 21 yerleşim atenti vardı. Yani mesela çok ilginç. Mesela çok ilginçtir. Şehir Plancılar Odası'nın yapmış olduğu sunumda Göngeli Belediyesi'nin yoktu sanırım Şehir Plancılar Odası'nda. Göngeli Belediyesi yoktu mesela. Onu sorduğumuzda Lefkoşa'nın büyüme alanında, gelişim alanında ciddi sıkıntı yaşanacağı için Göngeli Belediyesi'nin Lefkoşa Belediyesi'ne Agalman'ın birleştirilmesi gerektiğini savunuyordu. Buna benzer farklı farklı argümanlar var. Çünkü onlar bakıyor. Yani ülkesel fiziki planda gelişmeye bakıyor. Yani ülke, yani bölge, yerleşim yeri nasıl gelişecek? Ve ona göre planlama yapıyorlar. Yani orada önemli olan insanların hizmetlere nasıl ulaşacağı noktasında fikirlerini bizlere beyan ettiler. Peki şimdi Cuma günü belediye başkanlarını da dinleyeceksiniz. Evet, Cuma günü belediye başkanlarını da dinleyeceğiz tabii ki. Sonuçlanır mı? Yani kısa sürede raporu hazırlar mısınız? Yani biz Cuma günü yapıp bitirmeyi planlıyoruz. En geç pazartesi günü bu raporu sunmak zorundayız. Çünkü zaman kısıtlamamız var. Evet, yasa 51-95 ile ilgili düzenleme, seçim ve halk oylamasında ilgili düzenleme yapılacak. Ama sonrasındaki süreç, eğer seçim tarihi 27 Kasım'saki 27 Kasım görünüyor şu anda. 27 Kasım'dan 2 ay önce seçim yasalarını düşünürsek, yani Ekim, Eylül, 27 Eylül seçim yasaları başlar. Doğru söyledim değil mi? Evet. Eylül, Ekim. 27 Eylül'de seçim yasaları başlar. Şimdi bizim önümüzde ne kalır? Bu ayı saymıyorum, 22'si, Temmuz, Ağustos ve Eylül'ün bir ilk 10 günü. Ama bu arada
seçime girecek olan belediye başkanlarımızın çok hızlı bir şekilde çalışabilmesi için bizim en geç bu 10 gün içerisinde en azından siyasi parti başkanlarına oturup bir uzlaşı sağlaması gerektiğini düşünüyorum şahsi fiilim. Yani seçime en azından, gidecek mi belediye başkanı? Kaç en azından kaç belediye ile gidileceği noktasında biz kriterleri ortaya koyduktan sonra bir uzlaşı sağlarsa siyasi parti başkanları, bize de topu atarlarsa ATOK komiteye, biz çok hızlı bir şekilde bunu çalışırız. Zaten 51-95 üzerinde ciddi mutabakatlar sağlanan bir yasal metin. Dolayısıyla oradaki eklemeleri, çıkarmaları biz komiteyle çok hızlı bir şekilde çalışabiliriz. Birleştirme sayı belli olursa çok hızlı bir şekilde çalışabiliriz. Yani ben iddia ediyorum, biz komite olarak eğer bize çok hızlı bir şekilde uzlaşı sağlanıp bize gelirse herhalde bir ay içerisinde, en geç maksimum bir ay içerisinde bu yasal çalışmayı bitiririz diye öngörüyoruz biz. Sayın Barçın'ın biraz tebessümü oldu siz konuşurken. Bilmiyorum. Şunu ifade edeyim şimdi. Uzlaşı olursa söyledim yine. Tabii. Yok, onda bir sıkıntımız yok. Uzlaşı olursa bir haftada bile bitiririz. Gece gündüz çalışırız. Yani. O konuda emeğimizi harcamayız. Sıkıntı ama ortadaki yok. Sıkıntı nedir? Sıkıntı mesela Maliye Bakanlığı'yla ciddi bir sıkıntı olduğunu mesela bu ATOK komitede ben kendi şahsım adına gözlemlediğimi ifade etmek isterim. Halkımızdan paylaşmak isterim. Nedir? Şu anda belediyelerin gelirlerinde ve giderlerini karşılama noktasında Emre arkadaşım da kabul edecektir ki en büyük sıkıntı belediyeler yasası dediğimiz 51-95 sayılı yasanın güncellenmemesi ve belediyelerin yüksek enflasyonist yapıda gelirlerinin ciddi anlamda, reel anlamda düşmesidir. Rezonu. Şimdi bunun mesela mevcut yasa tasarısında örnek veriyorum, seyir sefer harçlarının bir kısmının yerel yönetimlere aktarılmasını yasa tasarısında bile öngörülmesine veya o ATOK komitede öngörülme noktası ortaya çıktığında Pembe Hanım. Mesela ben Maliye Bakanlığı'na temsilcisine net sordum. Mevcut devletin genel bütçesinin şu anda örneğin seyir sefer harcı alıyor ama yol yapımına bunu kullanmadığını hepimiz biliyoruz ve insanlar da buna şikayet ediyor. Dolayısıyla bunun bir kısmının yerel yönetimlere aktarılması ve bunun da sadece vatandaşa seyir sefer anlamındaki hizmetlerde kullanılmasını öngörüyoruz. Bu konuda devletin genel bütçesine gelirleri noktasında bir azaltılmayı öngören uygulamalara nasıl bakarsınız diye sorduğumuzda net bir şekilde Maliye Bakanlığı Müsteşarı biz karşıyız dedi. Yani şu anda devletin gelirleri bacağındaki bazı alanların vatandaşa hizmet kalitesini artırma noktasında UBP'nin, DP'nin, YDP'nin herkesin hemfikir olup yerel yönetimlere aktarılması gerektiğini ortaya koyduğumuz maddelerde Maliye Bakanlığı her zamanki tutum içerisinde bir karşı duruş sergiliyor. Mesela burada biz, ben şunu net bir şekilde komitede de ifade ettim. Yani siz burada Maliye Bakanlığı olarak böyle düşünebilirsiniz ama sonuçta hükümet edenler bir siyasi irade ortaya koyacaktır. Bu konuda yarın yasa yapılırken işte gelip orada hükümet inen veya uzlaşılan bir konuya itiraz koyar gibi, hayır işte bu seyir-i sefer harcının bir kısmı yerel yönetimlere aktarılmasın, bu tamamen devlet gelirlerinde kalsın ve vatandaş yine hizmet alamasın yol anlamında noktasına geleceksek bu sorunludur. Yani daha başlamadan işi bitiririk. Dolayısıyla gidin ve lütfen hükümet olarak bu konuda netleşin. Yani bu tür netleşmelere de bunu bir eleştiri anlamında değil, bir giderilmesi gereken bir eksiklik olarak ortaya koymak isterim. Net bir şekilde bunu da ifade edeyim. Daha sonra bu konu önünüze daha dev gibi bir sorun olarak çıkmaz gelebilir mı? Ben yani ben 15 yıldır Emre arkadaş yıllarca belediyede görev yaptı, biliyor. Ben 15 yıldır kamu sektöründe diyelim sendikacılık yaptım. Maliye Bakanlıklarıyla devamlı muhatap oldum. Maliye Bakanlığı ve oradaki bürokratik yapı ayrı bir hükümet gibidir her dönem ama. Açık söylüyorum. Dolayısıyla ben Maliye Bakanlığı bu belediyeler reformu dediğimiz olayda tüm belediye başkanlarının ilk yapılan toplantıda ortaya koyduğu, isterseniz bu belediyelerin hepsini birleştirin, bir tane belediye yapın. Ama bizim gelirlerimizi TL bakımından güncelleyen bir yapıya getirmezseniz 51-95'i hiçbir anlam ifade etmez. Bunun için 51-95'tir öncelikli olan ve orada Emre arkadaşla ifade ettiği ortaklaştık da kesinlikle, çünkü bizim kaygımız vardı. Yani belediyelerin birleşilmesi yasası geçip 51-95 geçmezse
Belediyeler, Girne Belediye Başkanı mesela çok net söyledi. Yani siz dikmeni bana bağlayacaksınız örneğin bu yasa tasarısıyla. Ama benim gelirlerimin güncellenmesi noktasında enflasyon karşısında 51.95'i güncelleyip yürürlüğe koymazsanız biz tamamen batarız. Dolayısıyla Emre arkadaş da orada ifade etti. Biz de söyledik, kayıtlara da geçti. Bunlar eşgüdümlü geçmesi lazım. Dolayısıyla biz 51.95'i görüşürken hükümetin maliye kanadıyla bu sorunları yaşamamamız ve bu eksikliklerin giderilmesi çok büyük önem arz ediyor. Aksi takdirde dediğim gibi sayı üzerinden çıkarız. 51.95 güncellenmezse hiçbir anlam ifade etmez. Gireyim. Buyurun. Vallahi biz su içemedik. Evet. Şimdi şöyle devrim arkadaşıma katılıyorum. Özellikle Maliye Bakanlığı noktasında. Çünkü belediye başkanlığı yaptığım için biliyorum. Yalnız bu ilk defa olan bir durum değil. Yani bu Cumhuriyetçi Türk Partisi dönemlerinde de hep oldu. Yani maliye neyi savunur? Merkezi savunur. Merkezde kimdir? Hükümet kimse olur. Yani Cumhuriyetçi Türk Partisi döneminde de, Ulusal Birlik Partisi döneminde de, Halkın Partisi, Demokrat Parti ve diğer partiler döneminde de maliyeyi kim yönetiyorsa maliye hep kendini düşünür. Hiçbir zaman yerel yönetimleri maliye düşünmez. Çünkü maliye kendi cari harcamalarını nasıl karşılayacağını, diğer ödeneklerini, maaş ve benzeri ödeneklerini nasıl karşılayacağını, bütçe kalemlerindeki giderlerini karşılamak için ciddi anlamda gelir artımlarıyla ilgili hep kendini düşünür. Bizdeki zaten esas sıkıntı, zihniyet sıkıntısı burada başlar. Ben belediye başkanı arkadaşlarım hep söyledim. Bizi destekleyen belediye başkanı arkadaşlarımız da oldu. Gerçekten çok destek veren belediye başkanı arkadaşlarımız oldu. Ben hep kendilerine söylediğim bir şey var. Bugün Emrah Yaşılırmak meclisteyse, özellikle yerel yönetimler konuşulduğu bir dönemde sizler için bir avantajdır. Neden avantajdır? Çünkü ben belediyelerin içerisinden gelen bir yerel yönetici olarak yerel yönetimlerin, belediyelerin sıkıntılarını en iyi bilenlerden bir tanesiyim. Dolayısıyla karşı duruşunuzu sergileyebiliyor musunuz? Tabii ki sergiliyorum. Devrim arkadaşım da az önce de söyledi zaten. Ben ne dedim orada? Eğer bu birleştirme olacaksa, şimdi muhalefetin şöyle bir endişesi vardı. Belediye birleştirilecek, 51.95 yine yapılmayacak ve belediyeler yine mağdur olacak ve mevcut yapılar devam edecek. Bir şekilde evet etkilenmeler, olumlu etkilenmeler olacak. Ancak 51.95 geçmediği için ciddi anlamda belediyelerin sıkıntıları yine devam edecek. Ben de bir komite üyesi olarak, bir vatandaş olarak, bir seçilen milletvekili olarak kendilerine söylediğim şey, hiç siyasi partimle görüşünü almadan, bunlar eş zamanlı, eş güdümlü geçmesi gerekir. Yani yollar binalar yasasıyla birlikte, belediyelerin birleştirilmesi, işte bununla birlikte mali bölümler idare yasası ve en önemli yasa olan belediye değişik yasası birlikte geçmesi gerekir. Eğer zaten belediye değişik yasası geçmezse, belediyelerin birleştirilmesine ben olumlu oy veremem. Çünkü ihanet etmiş olurum. O zaman ben şimdi şunu anlıyorum. Yani mevcut durumda seçime gidebileceğiz gibi bir tam... Hayır. Yanlış karıştırmayalım. Biz o idari komite dönemini söylüyoruz. Yani biz şu anda yine birleştirme yapılacaksa 51.95'in güncellenmesi gerekir. 51.95'i güncellenmesi... Yetiştirecek misiniz? Benim kafamda... Yetiştiririz. Sıkıntı yok. Orada mutabakat var. Yani ortaklaşılırsa... Orada sıkıntı yok. Zaman sıkıntısı. Sıkıntı yok. Yani eğer uzlaşı olursa sıkıntı olmaz. Ama uzlaşı olmazsa idari de zaman alır. Belki bir ay alır, belki iki ay alır ama zaman alır. Ama uzlaşı olursa çok hızlı bir şekilde ilerler. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani yanlış anlaşılma olmasın. Belediyelere değişiklik, yasa tasarısı bu reform gündeme geldiğinde ben bir milletvekili olarak şunu söyledim. Eğer bu birleştirme, bu reform yapılacaksa 51.95'in de eş güdümlü geçmesi gerekir. Eğer bu 51.95 geçmezse o zaman bu reformun bir anlamı yoktur. Onu söylemeye çalıştım. Yani şu anda bu yapılması anlamında söylemedim. Dolayısıyla eş güdümlü geçmesi gerektiğini ve rahat olmaları gerektiğini söyledim. Ben muhalefete bir milletvekili olarak. Dolayısıyla ben bunun da geçmesi gerektiğini savunuyorum. Şu an yine aynı noktadayım. Zaten muhalefet de aynı noktada. Mesela geçen gün Cumhuriyetçi Türk Partisi bir belediye başkanı arkadaşım, değerli dostumuz, hepsi bizim arkadaşımız, abimiz. Onlar da artık illallah etti yani. Yani lütfen yapın. 8 senelik bir belediye başkanı arkadaşımız, sabah yine farklı siyasi partiden olan bir belediye başkanı arkadaşımızla görüştük. Artık yapın diyorlar yani. Birleştirin artık. Bu reformu yapın. Ama neyi söylüyorlar? 51.95'i de geçirin. Çünkü 51.95'i geçirmediğinde, yani 51.95'i revize etmediğimizde, güncellemediğimizde, belediye arkadaşımız dediği gibi vergi cetvellerimizi revize etmediğimiz zaman, İşte havuz sistemini oluşturmadığımız zaman, katkı payındaki kriter değişikliklerini yapmadığımız zaman, işte içerisindeki yetki ve sorumlulukları arttırmadığımız zaman ciddi sıkıntı var.
Yani bu rol Maliye Bakanlığı'nın. Maliye Bakanlığı'nın değil, komitenin. Yani komitenin ama şunu Maliye Bakanlığı'nda bir duruş sergilemesi gerekiyor. Şunu hükümetin, hayır Maliye Bakanlığı'nın endişesidir. Biz bu endişeye katılmıyoruz. Şimdi bu Maliye'nin görüşü her zaman yerel yönetimler noktasındaki bakış açısı şu şekildedir. Belediyeler kendi vergi resim ve harçlarını toplayacak ve hizmet üretecek. Ama bunun dışındaki devletin gelirlerine el koymayacak, koymaması gerekir. Ben ise Emrah olarak tam tersi düşünüyorum. Yerel yönetimlere daha fazla pay ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Yerel yönetimlere daha fazla kaynak devlet katkısının kaynağından ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Neden? Çünkü Devrim, Emrah, Pembe, Ayşe, Ahmet'ten toplanan vergiler bir havuzda toplanır. Ve bu havuz üzerinden belediyeler pay alır. %9.025. Bu oranlar Türkiye'de %12.5, 6.5 büyükşehire, 6'sı ilçe belediyelerine, dünya ortalamaları, Avrupa ortalamaları %15 seviyelerinde. Bizdeki rakam düşük. 9.25 rakamı düşük. Ben bu tartışmanın daha farklı bir şekilde şunu söylüyorum. Bizim birleştirmeyle birlikte katkı payını arttırabilirsek arttıralım. Arttırmayla birlikte Maliye'ye bunu bize verirse, ki Maliye'nin görüşü Devrim'in söylediği doğrudur, Devrim arkadaşımızın, 9.25'i 9'a çekilindir. Böyle bir şey olamaz. Bizim amacımız... Peki siz görüştünüz mü? Ön görüşme yaptınız mı Maliye? Biz zaten bunu kabul etmeyiz. O zaman reform olmaz. Bizim kabul etmemiz bu mümkün değil. Çünkü doğru bir yaklaşım değil. Eğer biz bu yaklaşımla devam edersek zaten ben belediye başkan arkadaşlarıma da ihanet etmiş olurum. Halkıma da ihanet etmiş olurum. Bizim amacımız burada doğruyu savunmaktır. Yani Maliye bunu söyledi diye doğru değildir. Ha, vergisini ilk vergi gelir kalemini vermez. Mesela seyri seferle ilgili vermez. Buna bir şey diyemem ama biz 51.95'in içerisindeki katkı payının arttırılmasının noktasında tabii ki Maliye'yle görüşeceğiz. Biz katkı payının kriterlerinin sağlıklı bir şekilde oluşturulması için tabii ki Maliye'yle görüşeceğiz. Biz vergi cetvellerinin noktasında düzenleme yapılması için tabii ki Maliye'yle görüşeceğiz. Çünkü vergi cetvelleri belediyeler için o kadar önemli ki yıllardır yapılmadı ve asgari ücrete endeksleniyor. Ha, orada Maliye'nin ciddi anlamda duruşu olacak ama bizim de duruşumuz olacak. Yani biz Maliye'ye kesinlikle... Onun ortada bir çatışma olabilir. Çatışma olmayacak. Biz kabul ettireceğiz bu noktada biz kendi görüşlerimizi. Çünkü sıkıntı yok. Mesela orada hayvancılarınla ilgili, çiftçilerle ilgili ciddi endişeleri olan emlak vergisi. Siz mükerrer bir çifte vergilendirme getiremezsiniz mesela. Onların kaldıracak. Yani biz konuşacak Maliye. Bu yaptığın çifte vergilendirmedir. Zaten ben bu tarlanın emlak vergisini alıyorum. Ne zaman görüşeceksiniz Maliye ile? Şimdi zaten uzlaşı olursa, kriterler bittikten sonra, sahibi bittikten sonra 51.95. Yani sonuca gündeme... doğru geliyor musunuz kriterlerle ilgili? Tabii ki. Yok, bizim o konuda komitemizin asli görevi Emre arkadaşın da ifade ettiği gibi biz sayı üzerinden bir tartışma ortaya koymuyoruz. Hiç koymadık yani. Koymadık da. Yani şimdi niye örnek veriyorum? Mesela bize göre Dikmen'in ülkesel fizik planına göre Girne'ye bağlanmasının hiçbir bilimsel açıklaması yoktur. Örneğin bu konuda başka parti başka farklı düşünebilir. Dolayısıyla orası bu tartışmanın yapılacağı yer değil. Biz öteliyoruz bu konuyu. Biz, yani bir, hayır öteleme, biz kriterleri ortaya koyuyoruz. Kriterleri de ortaklaşırsak başkanlar bu konuda ya bizim komiteye ya idari komiteye bu işi aktarır. Ama Maliye Bakanlığı bakımından bunu Emre arkadaşı tenzih ederek söylüyorum ama hükümetin Maliye Bakanlığı açısından ciddi bir sıkıntı var. O da şu, benim aynısı oldu be dostum. Hayır hayır. Mesela şu anda ek bütçe. Yani ben bakış açısındaki sıkıntıyı ifade ediyorum. Bakın şu anda ek bütçe yapıldı. Evet. Tamam mı? 5 aylık gelir gerçekleşme verileri yayınlandı. Şu anda siz ek bütçe yaparken önümüzde 7 ay daha var değil mi? Ne yaparsınız? Düz ilkokul, ortaokul, matematik. 5 aylık gerçekleşme buysa öngörüde çıkan rakamı 5'e bölersiniz ve onu 12 ile çarparsınız ve sıfır enflasyon olsa bile en az o kadar bir yerel gelir olacağını öngörürsünüz değil mi? Doğru. Bu hesabı yaptığınızda şu anda Maliye Bakanlığı'nın yerel öngörüsü, yerel gelir öngörüsü 3 milyar TL'ye yakın az bir rakam çıkıyor. Peki bu neyi kaybettiriyor? Şu anda belediyelerin Maliye Bakanlığı'nın az önce ifade ettiğim ilkokul matematiğinde böl, çarp, topla mantığında yaptığımızda öngörüsünü yapmaması nedeniyle 3 milyarlık yerel öngörüyü, gelir öngörüsünü az göstermesi ek bütçede belediyelerin 270 milyon daha az bir gelir almasını öngörüyor. Mevcut tablo ortada zaten ciddi. Zaten mevcut tablo. Biz yani artırılmasını konuşmamız gerektiğini Emre arkadaşa %100 katılıyorum. Ama bizim maalesef şu anda Maliye Bakanlığı ve hükümetin reel politiği
yerel gelirlerin belediyelere aktarılacak genel bütçeden katkıyı azaltmak adına da yerel gelirleri gerçekçi rakamlardan uzak bir şekilde bütçeleştirdiğini de gördük. Dolayısıyla ciddi anlamda endişelerimiz Maliye Bakanlığı özelinde hükümetten ayırmadan bundan dolayıdır. Yani reel pratik bize bunu gösteriyor. Şimdi siz bu yerel gelirleri gerçekleşen rakamlara göre belediyelere 270 milyon 7 aylık bir sürede daha az gelir aktarmayı öngörüyorsunuz. 6 aylık hayat yani %25'lik bir artış öngördüğünüz, %55'lik bir enflasyon var. Hadi bir önceki bütçeden de var. Yani personel giderlerini karşılama noktasında bile belediyelerimiz ek bütçeyle ciddi sıkıntı yaşayacaktır. Dolayısıyla reform evet ama yönetsel anlamda da yani ülkenin yönetsel anlamındaki mali tabloda da ciddi anlamda bir zihniyet reformuna özellikle Maliye Bakanlığı özelinde ihtiyacımız var. Çünkü Maliye Bakanlığı evet genel gelirleri düşünecek ama hizmet temelli düşünce yapısına sahip olmaması bugün Maliye Bakanlığı'nın ve veriler üzerinde bizim mecliste de şifre ettiğimiz şekilde yanıltıcı bilgilerin bir ek bütçe yapılması da bana, sana, ona, buna, vatandaşa hizmet bakımından bir kayba neden oluyor Pembe Hanım. Şunu söyleyeyim, burada katılıyorum devrim arkadaşımıza. Dün de mecliste konusu da oldu hatta bunun. Ciddi yanında her dönem yaşanan sıkıntı aslında bu yine. Yine maliyenin bakış açısının değişmesi gerektiği noktasında ben devrim arkadaşımıza katılıyorum. Özellikle yerel yönetimlere bakış açısının. Yani bugün mali yerel gelirlerde bir artış oluyorsa bunu belediyelere yansıtmak gerekir. Çünkü hayat pahalandığı zaman, örneğin ben belediye başkanıyken yakıt 3,5 liraydı, şimdi geldi 23-25 lira. Şimdi o belediye orada varlığını sürdürebilmesi için, oradaki hizmetlerini vatandaşlara verebilmesi için bu hayat pahalılığındaki payını alması gerekiyor. Alması gerekir ki oradaki hizmetlerini vatandaşlara verebilsin. Dolayısıyla bu noktada yapmış olduğu eleştiriye, maliye yapmış olduğu eleştiriye özellikle yerel yönetimler noktasına, diğer noktaları bilmiyorum, incelemedim ama yerel yönetimler noktasında yapmış olduğu, evet bugün aşağı yukarı 270 milyona yakın bir rakamdan bahsediliyor ki bu rakam ciddi anlamda belediyeleri gerçekten rahatlatabilecek bir rakam en azından hayat pahalılığı noktasında. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam dönemin başında Ocak'ta %37 geldiydi hayat pahalılığı. Belediyelere, ben belediye başkanıydım o zaman, biz bütçeyi bize maliye 26'ya göre yapın. Bizim öngörümüz 26. Ve orada da ciddi bir sıkıntı. Biz nasıl 26 olur dedik. Yani bir önceki maliyede bir reform olacak. Bir önceki 2021 yılında belediyelerde bize 0,53 bir artış verildi. Bakın 0,53 bir artış verildi COVID'den dolayı ve çok üzülerek söylüyorum ki mesela BRT'ye verilen katkı belediyelere 28 belediyeye verilen katkıdan daha fazlaydı. Biz bunu da söyledik daha önce. Mesela belediyelere verilen katkı işte 6 milyonken diğer kurum ve kuruluşlara 25 milyon verildi. Biz olamaz dedik böyle bir şey. Ve o dönem belediyelere ayrılan bütçe artışındaki öngörü, YRK'daki öngörü 0,53'tü. Gerçekleşen hayat pahalılığı ne kadardı? 18,88'di sanırım. Yani %20'ye yakın bir hayat pahalılığı gerçekleşti ve biz dedik ki bunu nasıl ödeyeceğiz? Yani en azından maliyedeki yerel kaynaklardaki artış hayat pahalılığı kadar olsun ki en azından maaşları ödeyebilir. Bunun dışında 2021'e geldik. 2022'ye geldik, özür dilerim. 2022'de de %26 dediler bize. %37 geldi. Sadece Ocak ayı. Temmuz ayına baktığımızda bugün %43 bahsediliyor ki Mayıs 25 çıkacak. Şimdi %43, 37, %70 küsur yani mevcut hayat pahalılığı yapar. Şimdi devrimin söylediği gibi %26 Ocak'ta öngörü vardı. Şu an belediyeler bütçelerini revize ettiler. Sanırım %25 daha verdiler. Yani %51 yaptı. %51 olduğunu düşünürseniz bile bu yandan gelen hayat pahalılığı 37 ve 43'ü topladığında işte %80 yapar. Evet. 80 yapar. Daha Haziran var. Daha Haziran da var. Daha senenin sonu da var. Bu yandan biz belediyelere %50 verdik maliye olarak. Gerçekleşen rakamlara baktığımızda yani maliyenin toplam 5 aylık gerçekleşme bütçelerine ve 12 ay üzerinde gerçekleşen bütçelere baktığımızda aslında maliyenin gelirlerinde ciddi bir artış olacak. Çünkü hayat pahalandığı zaman vatandaşın alım gücü gerçekten düşer. Ancak bir şekilde vatandaş bunu alır ve maliyenin gelirlerinde ciddi bir artış olur. Yani hayat pahalı noktasında. Bakıyorum evet 5-6 dakikalık bir süremiz kaldı. 5 dakikalık bir süremiz kaldı. Pazartesi günü raporu sunacaksınız parti başkanlarına. Yani hedefimiz o. Pazartesi günü en geç salı
önümüzdeki hafta siyasi parti başkanları bir araya gelir ve bu gelirleri toplantıda da bir şekilde nihai bir sonuca varmak zorundalar. Yani neden bunu söylüyorum? Çünkü zaman sınırlı. Dolayısıyla biz raporu Cuma günü belediye başkanlarını çağırırız. Belediye başkanlarını da çağırdığımızda soracağımız onların sıkıntılarının hepsini biliyoruz. Evet. Ama kendilerine soracağımız sorular komite olarak onlar nasıl bir birleşmeyi öngörüyor onları soracağız. Çok teşekkür ediyorum. Noktalayacağız. Tabii ki konuyu önümüzdeki hafta yeniden konuşacağız. Esas aslında önümüzdeki hafta tartışılacak herhalde gelinen durumla ilgili evet. olarak. Evet. Kolay gelsin diyorum çalışmalarınızda. Bu arada Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin basın toplantısı mı var? Evet, bugün ülke gündemine yönelik bir basın toplantımız var. Ve aynı zamanda Girne bölgesine tüm milletvekillerimiz olarak oradaki sorunları dinlemek, çözüm önerilerimizi ortaya koymak adına evet. esnaf ziyaretlerimiz olacak. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyorum çalışmalarınıza. Teşekkür ederim. Haber kritiği burada noktalıyoruz. Yarın yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Hello and welcome to this week's Discovery North Cyprus. And today we are in Lefkosha and we are at the Kumarcılarhan. Sit back and enjoy this week's Discovery North Cyprus. Kumarcılarhanı, the Gambler's Khan. The Kumarcılarhanı, also called the Gambler's Khan, is a cut stone isometrical building, quite small in dimension, which lies to the north of Asma Alta Square.